Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarımı tamamen bana ait olan harika bir hırka yapımı tarif edeceğim. O kadar güzel oldu ki boyutuyla, ölçüsüyle, modeliyle çok içmesinde, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Bir günde örüp tamamlayabileceğiniz bir hırka oldu. Bakın şöyle modelimizi yakından göstermek istiyorum. O kadar keyifle ilerliyor ki örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki bu modeli çok rahatlıkla yapabilirler. Bütün detayları adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bakın şöyle kol kısmını, kol altında göstermek istiyorum. Şöyle ipin dokusunu da yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel. Bu kullanmış olduğum ip ihraç fazlası bir iplikti. İpliğin üzerinde herhangi bir etiket vesaire yoktu. Yine aldığım yerin linkini aşağı açıklama kısmına eklerim. Sizler de aldığım yere sorabilirsiniz. Eğer varsa devamı bu ipten alabilirsiniz. Dediğim gibi ihraç fazlası bir iplik kullandım. Yaklaşık 600-800 gram arasında ip yeterli oldu. Bu hırkam 46-48 bedene kadar çok rahatlıkla olabilecek bir hırka. Böyle bakın ipin bitene kadar ben bu uzunlukta çalıştım. İster kısa ister uzun, istediğiniz beden aralığında bu hırkayı yapabilirsiniz. Bunu bir yetişkine yapabileceğiniz gibi bir çocuğa da çalışabilirsiniz. Bakın gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Detaylı tarifimize geçelim. Hırkam için ihraç fazlası bir iplik kullandım. Böyle kendinden hareketli, çok güzel bir iplikti. Ben bu ipi 5 milim tığ ile ördüm. Öyle ince bir iplik değil, kalın bir iplikti. Böyle biraz elimde gevşektir, böyle salaş olsun istedim. Çok sıkı bir örgü değil ama elimi biraz sıkı tutup da 4 milim tığ ile örseydim eğer biraz ceket formu olacaktı. O şekilde de güzel olabilir. Bunu ceket olarak da çalışabilirsiniz. Böyle salaş bir hırka değil de biraz elinizi sıkı tutar ipinize göre tığ numaranızı belirledikten sonra böyle kalıp gibi bir örgü de elde edebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı güzel bir ceket olacaktır. Bu haliyle de çok güzel. Bu bir tık böyle salaş oldu. Yani giyildiği zaman muhteşem, muazzam duruyor. Şimdi burada aynı ipi bulmakta zorlanabilirsiniz. Benimle aynı iple çalışmak isterseniz eğer böyle kendinden hareketli birçok markanın ipleri var. Kalın olan, yani 5 milim tığa uygun olacak. Tabii eliniz gevşekse eğer ya da sıkıysa bu tığ numarası değişecektir. Çok ince olmayan, hafif kalın dokulu ipler kullanabilirsiniz. Çünkü çok çabuk hızlı bitiyor. İp kalın olduğu zaman örgü çok çabuk bitiyor. Ama ip inceldiği zaman yani örme vakti de artmış oluyor. İp inceldiği zaman daha fazla ilmek sayısı atacağımız için biraz daha uzun zamanda bitirebilirsiniz. Örgüye ilk kez başlamışsanız ve bu tarz bir hırkaya ilk kez çalışıyorsanız eğer sizlere tavsiyem kalın iplerle çalışmanız. Yani bir günde başlayıp akşama çok rahatlıkla bitirebileceğiniz bir hırka diyebilirim. Burada ipin inceliği, kalınlığı, ipin içeriği hiç fark etmez. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Hatta evdeki artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Her sırada bir renk geçişi yaparak da bu örneği çalışabilirsiniz. Ya da birkaç sırada bir renk geçişi yaparak da renkli olarak da bunu çalışabilirsiniz. Ya da tek renk bir iple de örebilirsiniz. İp sayısı soruluyor. Şu kadar bedene kaç tane ip gider şeklinde sorular geliyor. Burada benim bunu söylemem çok doğru değil. Yani şu bedene şu kadar ip gider diyemiyorum. Çünkü ben bu hırkam için yaklaşık 600-800 gram aralığında ip kullandım. İpim kalındı. Sizin ipiniz ince ise gramaj da değişecektir. Şunu yapabilirsiniz. Hiçbir bilginiz yoksa ip konusunda, ip alacağınız yere gittiğiniz zaman modeli gösterirsiniz. Burada bedeninizi söylersiniz ip alacağınız yere. Ne kadar gideceğini, hangi ipe ne kadar ip gideceğini bedenine göre sizlere yaklaşık bir sayı verecektir ip alacağınız nokta sanıyorum. Dediğim gibi ipin içeriği, inceliği, kalınlığı hiç fark etmez. Dilediğiniz iplerle bu hırkayı çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen şöyle hırkamızı kenara alıyoruz. Burada bakın direkt boyundan başlayarak hırkamızı öreceğiz. Ben yine bakın böyle kalın dokulu bir iplikle sizlere modelimizi tarif edeceğim. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Burada boyunda hiç zincir çekmeden, hiç zincir saymayla uğraşmadan çok kolay bir teknik uygulayacağız. Hemen şöyle başlayalım. Yine 5 milim tığ kullanacağım. Bu ipimde bakın kalın dokulu bir iplik. Yani ben kalın iplere çok ince tığlar kullanmıyorum. özellikle hırka çalışacaksam eğer biraz böyle döküm döküm salaş olsun istiyorum. Çünkü ütülediğimiz zaman da hafif bir buhar verdiğimiz zaman da örgü kendini bırakıyor. O yüzden çok böyle aşırı gevşek de iyi olmayacağı için orta bir ayarda bunu kendiniz zaten ipi ve tığ elinize aldığınız zaman çok rahat göreceksiniz. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Bakın bu şekilde yuvamı oluşturuyorum. İlk yuvayı bu şekilde oluşturdum. Tığımla batıyorum. Şimdi bakın şu kısmı tutacağım, bırakmayacağım. Tığımın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra bakın şu ilk zinciri kilit yapmadım. Tığımın başına doluyorum. Geliyorum. Bakın bu tuttuğum boşluğa. Batıyorum. İlk çektiğim zincire. İlmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Şimdi bakın burada kısa kalan ipi çekiyorum hafif bir şekilde. Bu nokta kapanmış oldu. Böyle bir başlangıç yaptım. Sonra zaten sık iğne öreceğiz. Bu kısımlar hep sık iğne gelecek. Bu ipi de o zaman gizlemiş olacağız. Bakın 3 zincir 1 trabzan. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Ve burada zincir ve trabzan arasındaki boşluğa geliyoruz. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Trabzan ve zincir arasındaki geniş boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde yuvalar oluşturarak başlangıcımızı yapıyoruz. Burada yani bu başlangıç çok kolay oluyor. Tekrar ör sök, zincir say vesaire uğraşmıyoruz. 3 zincir çekip trabzanla zincir arasına batıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi peki bu yuvalardan kaç adet yapmamız gerekiyor? Ben hemen şöyle sizlere bakın detaylı olarak çizdim. Burada ne kadar kullandığımı da söyleyeceğim. Bakın burada bir dikdörtgen oluşturacağız. Bu yuvalarda dikdörtgen oluşturacağız ve örneğimiz üçgen modellerden oluşuyor. Şimdi burada sizlere tarif edeceğim. Her bir yuvaya bir tane üçgen gelecek. Yani modelimiz gelecek. Burada bakın bu benim çalıştığım sayılar. Ön 5, önler 5, 5. Omuz 2, diğer omuzda 2. Sırt kısım 8. Şimdi buradaki bakın buraya ben 8 kullanmışsam eğer önü 2 fazla yapmam gerekiyor. Artırdığım zaman bakın arka taraf 10 sa önü 2 adet fazla yapmam gerekiyor. 6 6 12. Önler birer tane fazla olacak. Yani ön kısım arkaya göre 2 model fazla olmuş olacak. Eksiltirken de bakın arka kısım 6, önler 4 4 8. Yani toplamını söylüyorum burada. Şu çizgi çektiğim noktalarda bakın şu kısımlarda artırma noktaları. 4 köşede de artırmalar yapacağız. Bakın benim çalıştığım hırkamın ölçüsü, sayıları bu. Bu hırka 40 bedenden 48 bedene kadar çok rahatlıkla olacaktır. Ben buraya beden yazmadım. Bedeni artırmak isterseniz sizler yani daha büyük çalışmak isterseniz eğer bu sayıları bakın arka taraf çift sayılı olarak artıyor. Önler ve omuz birer birer artıyor ve birer birer eksiliyor. Umarım net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Burada sayıları sizler kendinize göre kurmanız gerekiyor. Fakat benim burada kurduğum sayı bakın bu 48 bedene uygun bir sayı ama ipim kalın olduğu için. Eğer ipiniz ince ise bu sayı sizlere çok az gelecektir. Bakın şuradaki sayıyı dahi artırabilirsiniz. Bura yani önler 6 6 arka 10 omuzlar 3. Bu eğer ipiniz ince ise bu sayı dahi size küçük gelecektir. Sizler zaten bunu nasıl belirleyeceksiniz? Bir sıra bakın bu şekilde örneğinizi oluşturacaksınız. Sayılarınızı belirleyeceksiniz. Belirledikten sonra daha önceden giymiş olduğunuz bir hırkanın ölçüsünü alabilirsiniz. Ben hemen şöyle ölçüyü de sizlere göstermek istiyorum. Burada hiç kimse takılsın istemiyorum. Bakın buranın ölçüsü 21,5 santim. Yani şu açıklık 21,5 santim. Tabii bunu sizler prova ederek de yapabilirsiniz. Ölçüsü, yani omuz kısmınıza, başınıza taktığınız zaman, yani omuz kısmında çok fazla açıklık kalmıyorsa ya da çok aşırı boğazınızı sıkmıyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi daha önceden kullanmış olduğunuz bir kıyafetiniz varsa, boyun kısmında rahat ettiğiniz bir kıyafetiniz varsa ölçerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bakın, sayı mantığı bu şekilde. Artırmalar ön ve omuzlarda birer birer artıyor, birer birer eksiliyor. Arka sırt kısımdaysa, arka taraftaysa sayılar 2-2 artıyor, 2-2 azalıyor. Bu azalmayı, artırmayı sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendinizin belirlemesi gerekiyor. Şimdi burada bakın, ben ilk şu hatta yaptığım modelden, çünkü artık omuzlar bir tane kaldı, bakın oldukça şimdi küçük bir örnek çalışacağım ama ipim kalın olduğu için beden bir tık küçülecek. Yani bu artık 36-38 bedene çok rahatlıkla olabilecek bir ölçü, ipim kalın olduğu için. Önler 4-4 olacak, omuzlar 1-1, arka kısımda 6 olacak. Şimdi bu şekilde sayılarımı belirliyorum. Fakat şurayı da kaçırmayalım. Bakın, burası önemli. Şu çizik attığım noktalar 4 köşe artırma noktaları. Yani biz burada 4, bununla beraber 5, omuzla 6, köşeyle 7, 7'ye 6 daha ekliyoruz. Bu köşeleri de ekleyelim. Yani şu yazdığım sayıları topluyorsunuz, artı 4 yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 köşede de ekstra bakın yuva koymamız gerekiyor. Bunu yazmadım ben. Şöyle çizikler attım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi burada hemen şu örneği kuralım. Buradaki sayılara göre yuvalarımı oluşturayım. Sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Bakın, burada toplamda 20 tane yuvamı oluşturdum. 20 tane yuvada bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yuva ön, 1 tane artırma, 1 tane omuz, 1 tane artırma, 2, 4, 6 tane arkaya, 1 artırma, 1 omuz, 1 artırma, son 1, 2, 3, 4 noktada önümüz olmuş oluyor. Burada toplamda 20 tane çalıştım. Buradaki hırkamdaysa 26 tane çalışmıştım. Önler 5-5, arka 8, omuzlarda 2. Yine köşelerde de birer tane artırma. Toplamda 4 tane de artırma köşemiz vardı. Şimdi bakın, bu şekilde örneğimizi kurduk. Yani bu sayı, yani bu kurulum gerçekten kolay. Eksik kaldıysa eğer hemen fark ediyorsunuz zaten, saydığınız için ekstra bir tane ekleyebilir. Fazla gelirse rahatlıkla sökebilirsiniz. Şimdi bu aşamaya kadar sayılarımızı hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, örgümü şu şekilde yaptıktan sonra çeviriyorum. Çevirmeden önce de 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu zincirli kısımları çalışacağız. Bakın, 3 zincirimi çektim. Buradaki zincirli noktalar, yani trabzanlar aşağıda kalmış oluyor. 3 zincirden sonra tığımın başına doladım. Geldim bu 3 zincirlik ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bir zincir çekiyorum, doladım. Tekrar aynı boşluğa gelerek bir trabzan daha örüyorum. Yani üçgen oluşturmuş oluyorum. Şu zincir bizim köşe direk noktamız olacak. Bu köşe kalacak. Bakın, şunu saymıyorum. Trabzan, bir zincir, trabzanlı modelimizi kurduk. Modelimiz sadece bundan ibaret. Bir sonraki yuvaya geçerken zincir yok. Trabzandan sonra direkt tığımızın başına dolayarak bakın, yine trabzan aşağıda, zincir yukarıda kaldı. Yuvamıza batıp ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir var, doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzanımızı ördük. Bakın, üçgenlerimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Doluyoruz. Trabzanlar arasında zincir yok. Geçiş yaparken bir sonraki yuvaya geldik, buradaki yuvamıza batıp 3. yuvamıza trabzan, bir zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Bu aşamada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi önde 4 tane modelimiz vardı. Geliyoruz bir sonraki 4. yuvamıza. Trabzan, bir zincir, trabzanla üçgenimizi oluşturduk. 1, 2, 3, 4 tane üçgen oldu. Şimdi bir sonraki yuva artırma yuvası. Buraya 3 tane üçgen yapacağız. Hemen başlıyoruz bakın. Bir sonraki yuvaya geçerken trabzanlar arasında zincir yok. Trabzanımızı ördük. Bir zincirimizi çektik. Aynı yuvaya batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bu yuvadaki ilk üçgenimiz, bir zincir, tekrar aynı yuvaya batacağımız için bakın bu trabzandan sonra zincir çektik. Aynı yuvaya batıp aynı yuvaya 2 tane üçgen. Şimdi bir zincir çekip aynı yuvaya batıp 3. üçgenimizi yapıyoruz. Bu bizim artırma yuvamız. Bakın 1, 2, 3 tane üçgen örmüş olduk. Doluyoruz. Omuzda bir tane üçgenimiz vardı. Bu yuvaya gelip trabzan, bir zincir, tekrar aynı yuvaya ikili trabzan. Bir sonraki yuvaya bir tane üçgen yaptık. Doluyoruz. Omuzda bedeni küçülttüğümüz için bir tane üçgen, yani model koyduk. Şimdi bir sonraki nokta artırma noktası. Yani şurada yaptığım işlemi birebir tekrar ediyorum. Trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Bakın ilk üçgenimi kurdum. Tekrar bir zincir, aynı yuvaya batıp ikinci üçgen. Bir zincir, aynı yuvaya batıp aynı yuvada üçüncü üçgen. 1, 2, 3. Şimdi arka kısımda 6 tane yuvayı üçgen yaparak, her bir yuvaya bir tane üçgen yaparak ilerliyorum. Trabzan, bir zincir, trabzan. Her bir yuvaya bir tane üçgen örerek ilerliyorum bakın. Bu şekilde 6 tane üçgenimi oluşturacağım. 6 tane üçgenden sonra köşe artırmayı burada sizlere göstermiş olduğum gibi yapacağım. Sonra omuz için burada bir tane bırakacağım. Sonra tekrar artırma. Son 4 tane üçgenimi de örüp bakın burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Burada bakın 6 tane üçgenimi ördükten sonra bir tanesinde artırma yaptım. Bir tane üçgen örüp bir sonrakinde tekrar artırma yaptım. Son 4 tane yuvamız kaldı. 4 tane üçgenle sıramızı tamamlamış olduk. Yani başta ne yapmışsak bitişte de aynısını tekrar etmiş olduk. Bakın şöyle göstermek gerekirse, daha birazcık yakınlaştıralım. Bu kısmı net görün istiyorum bakın. Şöyle elimizde mutlaka örgümüzü düzleyelim. Bakın bu şekli aldı. Bu aşamada bakın bu sıraya kadar örün. Burada bir prova edin üzerinizde. Boğazınızı çok sıkıyorsa eğer artırma yapın. Eğer çok geniş olmuşsa, eğer böyle omuzlarınız çok açılmışsa eğer küçültmeler yapabilirsiniz. Nasıl artırdığımızı, nasıl küçülttüğümüzü de sizlerle paylaşmıştım. Şimdi burada bakın 4 tane köşe, 1, 2, 3 tane artırmamı yaptım. Önde de 1, 2, 3, 4 tane üçgenimi ördüm. Şimdi sıra bitişindeyiz. Tığımın başına doluyorum. Bakın şurada hemen ilk başladığımız nokta var. Şu noktaya batıyorum. Bu noktaya batıp ikili trabzan örerek bu kısmı bitireceğiz. İkili trabzan örüyorum. Bunu 3 zincir gibi düşünün. Bu trabzan bizim bitiş noktamız. Bu direk kısmı dediğim nokta olmuş oluyor. Bakın 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Çevirmeden önce bakın bu aşamada hemen çengelli iğnemi alıyorum. Bu başlamış olduğumuz, bu ördüğümüz ilk üçgen sırası bizim düz sıramız. Bakın şöyle alıyorum çengelli iğnemi, düz sıramın olduğu noktaya takıyorum. Yani bu çengelli iğneyi gördüğüm zaman düz kısım burası, ters kısım burası. Bunu rahatlıkla görmüş olacağım. Bunu önü ve arkayı ayırabilmek için koydum. Yeni başlayanlar için de bu kolaylık olacaktır. 3 zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak. Bundan sonraki işimiz gerçekten çok kolay. Sadece üçgenin içerisindeki bir zincirlik boşluğa batarak üçgen içine üçgen örerek ilerleyeceğiz. Trabzanımızı ördük. Bir zincir. Aynı yuvaya, yani bir zincirlik yuvaya tekrar ikili trabzanla yeni bir üçgen oluşturmuş olduk. Bir sonraki üçgene geliyoruz. Bakın hiç trabzanlara vesaire dokunmadan direkt bir zincirlik üçgen boşluğuna gelip ikili trabzan, geçişte zincir yoktu. Bu arada zincir var sadece. Üçgen oluşturmak için zincir kullanıyoruz. Aynı boşluğa gelip ikili trabzan. Burada bir sonraki üçgene gelip ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Bakın bu şekilde üçgen içinden üçgen çıkartarak modelimizi kuruyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? 3 tane üçgenin olduğu noktaya kadar ilerliyoruz. Şimdi 4 tane üçgenimi örüyorum. 2-4 tane üçgenimi ördüm. Şimdi baktığım zaman tersten de 1, 2, 3 tane üçgen var. İlk üçgeni normal örüyorum. Üçgen içine üçgen ördüm ilk üçgene. Fakat ikinci üçgene geldiğim zaman artırma yapmam gerekiyor. Yani ikinci üçgene her defasında 3 tane üçgen yapmam gerekiyor. Bakın birinci üçgen, trabzan, bir zincir, trabzan. Bakın ikinci üçgen burası. Aynı boşluğa bir zincir çekip tekrar ikili trabzan örerek ikinci üçgeni yapıyoruz. Bir zincir, aynı boşluğa üçüncü üçgeni örmüş oluyoruz. Şöyle göstermek istiyorum bakın yakından. Belki ekran görüntüsü almak isteyen de olabilir bu aşamada. Bakın model bu şekilde artıp devam edecek. Sadece üçlü olan üçgenlerin ikincisinde sürekli artırma yapacağız bakın. Klasik aslında köşe artırmaları gibi düşünün bunu. Doluyoruz. Bir sonraki bakın bu üçüncü üçgene normal bir tane üçgen yapıyoruz. Trabzan, bir zincir, trabzan. Sonra bu omuzda bir tane üçgenimiz vardı. Bu bir tane üçgene de trabzan, bir zincir, trabzan. Sonra tekrar bakın burada omuzda bir tane vardı. Burada şimdi omuzda 1, 2, 3 tane olmuş oluyor. Bu şekilde artarak ilerleyeceğiz. Burada bir tane üçgenden sonra 3 tane üçgen geliyor. Ne yapıyorduk? İlkini normal örüyorduk. Yani trabzan, bir zincir, trabzan üçgenin içerisinden üçgen çıkartıyoruz. Fakat ikinci üçgene geldiğimiz zaman bu üçgende artırma yapıyorduk. 3 tane üçgen örüyoruz ikinci üçgene. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir bu noktayı. 1, 2, 3. Bakın bir zincirlik boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3 tane üçgen elde etmiş oldum. Şimdi buradaki üçlünün üçüncüsüne normal bir tane üçgen yapıyorum. Sonra bakın sırt kısmı geliyor. Sırt kısmında 6 tane üçgenimiz vardı. Bunları da sırayla örerek üçgen içine üçgen örerek devam ettireceğim. Bakın köşe artırmamız şöyle açmak istiyorum. Net bir şekilde görünsün. Bu aşamada dediğim gibi ekran görüntüsü almak isterseniz eğer köşe artırma bakın bu şekilde. Burada ne yapmışsak diğer kısımda da birebir aynısını uygulayacağız. Burada bakın bu şekilde üçgen içerisine üçgen öreceğiz. Üçlü üçgeni gördüğümüz zaman ikincisine her defasında 3 tane üçgen örerek köşelerdeki artırmayı yapmış olacağız. Ve bu şekilde buradaki uç kısma kadar gelelim. Bir kez daha dönüşü sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın burada başlamıştık, devam ettik ve son üçgene üçgen örerek tamamladık. Şöyle yakından da göstermek istiyorum bakın. Bu şekilde bitirdik. Şimdi burada tığımın başına doluyorum trabzandan sonra. Burada son bitişte 3 zincirlik bitiş noktamız var. Buradaki zincirin 1, 2, 3.'sünün içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın bitiş ve başlangıç, bitiş trabzanla başlangıç 3 zincirle olacak her defasında. Yani şu kenar noktamız olacak. Burada 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar örgümü çeviriyorum. Bakın bir düzden bir tersten örüyoruz. Burası bizim düz kısmımız. 3 zincirden sonra tığımın başına dolayarak yine bakın aynı başlangıcı yapıyoruz. Üçgenin içerisine çalışıyoruz sürekli. Bir zincirlik boşluğa batarak trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha. Bakın üçgenimizi örmüş olduk. Doluyoruz. Bir sonraki üçgene tekrar bir tane üçgen çalışıyoruz. Şimdi her bir gördüğümüz üçgene bir tane üçgen örerek ilerliyoruz. O kadar kolay bir yapımı var ki inanılmaz keyifli ilerliyor. Ben nasıl bitirdiğimi anlamadım. Sabah başladım. Yani akşama bitti diyebilirim. Yani sürekli başında durursanız eğer örgünüzün, hiç kalkmazsanız bir günde çok rahatlıkla bitebilecek bir hırka. Çabuk bitmesinin bir de püf noktası burada dediğim gibi ipin kalın olması. Eğer ince iplerle çalışırsanız daha uzun zaman alacaktır. Ama ben bu örneği çalışmayı çok seviyorum. Çok keyifli ilerliyor. Çok da çabuk bitiyor. Bakın burada 3 tane üçgenin olduğu noktaya geldik. Her bir üçgene bir tane üçgen çalıştık. Bakın burada 3 tane üçlü üçgeni gördük. Ne yapıyoruz? İlkine normal bir tane üçgen örüyoruz. Buradaki bir zincirlik yuvaya. İkinci üçgene geldiğimiz zaman bakın şurası artırma noktası. İkinci üçgene geldiğimiz zaman 3 tane üçgen örüyoruz. Birinci üçgenimiz trabzan, bir zincir, trabzan. Hemen trabzandan sonra tekrar bir zincir. Aynı boşluğa ikinci üçgen. Trabzandan sonra tekrar bir zincir. Aynı boşluğa ikinci üçgen. Bakın burada aynı yuvaya üçgenler çalıştığımız için 3 tane üçgen çalıştığımız için normalde geçişlerde üçgen geçişlerinde bu arada zincir yok. Fakat burada bakın birinci üçgen, ikinci üçgen, üçüncü üçgen. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane bir zincirlik boşluğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Yani şunu da belirtmekte fayda var. İkinci üçgene 3 tane üçgen çalışırken 4 tane trabzan ayağı oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan ayağı olacak. Bunu da yeni başlayanlar için bu şekilde detaylı olarak belirtmiş olalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonra örgü aynen devam ediyor. Bir sonraki bakın 3. artırma üçgeniydi burası. Diğerinde yine normal üçgen örüyorum. Artırmayı yaptıktan sonra her bir üçgene bakın şu aralara batarsanız eğer fark etmeden artırma yapmış olursunuz. şunu dikkat edin. Üçgenin içerisinde, yani hep bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz. Şu aralara, trabzanların ara boşluklarına batmıyoruz. Her defasında bir zincirlik boşluğa batarak trabzan, bir zincir, trabzan örüyoruz. Her defasında bakın, buradaki trabzanlara dokunmadan bir zincirlik boşluğa geliyorum. Trabzan, bir zincir, trabzan. Bir zincirlik boşluğa çalışıyorum. Sürekli bunu yapıyorum. Bu da gerçekten çok hızlı ilerliyor. Şimdi ikinci köşe artırmasına geldik. İkinci üçgeni gördüğüm zaman bu bir zincirlik boşluğa trabzan, bir zincir, trabzan, bir zincir, trabzan, bir zincir ve trabzan şeklinde 3 tane üçgenimi örmüş oluyorum. Bakın 4 tane trabzan ayağı mevcut ikinci üçgenin içerisinde. Bundan sonra da ne yapıyorum? Üçgeni görüyorum ve bir zincirlik boşluğa çalışıyorum. Bir zincirlik boşluğa trabzan, bir zincir, trabzan şeklinde devam ediyorum. Köşe artırmalarımız da bu şekilde. Ben buradaki bakın hırkamda 9 sıra örerek artırmayı yaptım. Burada beden daha küçük olduğu için 9 değil de bu 7 olabilir sizde. Bu tabi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişecektir. Burada giydiğiniz zaman, prova ettiğiniz zaman omuzunuzdan çok aşırı taşmamalı, çok da kısa kalmamalı, yani çok da içeride kalmamalı. Bunu prova ettiğiniz zaman şu göğüs kısmından da çok rahatlıkla anlarsınız. Bakın ön kısım birer tane fazla olduğu için böyle kapanıyor ön kısmı. Şimdi burada bu artırmaları yaparak yeteri kadar bu parçamızı büyüteceğiz. Bunu dediğim gibi köşe, bakın 4 noktada artırma var. Şu düz kısmımız, burası ters kısmımız. Sizlere bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi bitiş ve başlangıcı da nasıl yaptığımızı sizlerle detaylı olarak paylaştım. Burada bedenimize göre, yani omuz boyun kısmı, şu baş kısmı açıklığımız yeteri kadarsa, bedenimize göre ise eğer, bu aşamadan sonra şimdi yeteri kadar uzatacağız. Bunu da şu kısmı, bakın şöyle göstermek istiyorum. Hırkamda. Bakın burada şöyle bunu çekelim. Burada toplamda şu kısımda 9 sıra artırma var. Bakın şu kısım artırmamız, ikiye katladığımız zaman bu şekil alacak örgümüz. Bakın burada 9 sıra artırdım kol altına kadar. Şöyle de düşünebilirsiniz, eğer omuzdan hesaplayamazsanız eğer, bunun en kolay yolu artırmayı yaptığınız yeteri kadar, kol altında eğer birleşiyoruz, ama burada bir artırma da yapıyoruz. Hafif böyle birkaç sıra daha örsem tam birleşiyor dediğiniz noktada bırakın. Çünkü burada da tekrar kol altında bir ufak bir artırmamız var. Bu da gerçekten çok kolay. Şimdi burada yeteri kadar artırmayı yaptıktan sonra artık bedeni birleştirip ekstra kolu öreceğiz. Bundan sonraki aşama daha kolay olacak. Artık artırma olmayacak. Bakın böyle örgümüzü tamamladık diyelim. İkiye katlayacağız. Kol açıklığı bırakıp dümdüz bedeni örüp çıkacağız. En sonunda kolları örüp artık hırkamızı tamamlamış olacağız. Fakat ben bütün detayları aşama aşama en ince ayrıntısına kadar vermek istediğim için bu bizim hırka tarifimizin 1. bölüm videosu olacak. 2. bölümde de bakın, bu 1. bölümde boyun kısmını ayarladık. Hırkamızın bedenini ayarladık. Yeteri kadar köşelerden artırma yaparak ilk parçamızı büyüttük. Büyüttükten sonraki İkinci aşamaya da birlikte devam edeceğiz. Bu tarifimizin 1. bölüm videosuydu. 2. bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.